Evet, gece vardiyası. Bugün değişik bir yerde. Burası bir gündüz pazarı değil aslında. Burası Çal Bağbozun Festivali'nin tezgahlarının olduğu sokak. Birazdan festivalin olduğu alana doğru gideceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Yaklaşık iki haftadır biz Çal'dayız. Oğuz Altuntaş ve ben. İki kişilik bir ekiple Çal tanıtım filmini çektik. Bilginiz olsun. Onun dışında Coşkun Aral, bildiğiniz Coşkun Aral buraya geldi. Koyun Atlatma Festivali'nde 3D görüntülerle belgesel çektik Coşkun Aral'la beraber. Umarım ilerleyen zamanlarda izleriz. Sokaklar bayağı kalabalık burada. Bir festivale bakalım. Görüşürüz sonra. Sizinle daha önce Adalet Parkı'nda canlı yayınlarda görüşmüştük cumartesi pazar. İlk canlı yayımın konuğu Pamuk Şekerci Emin. O gün ilk denk geldiğimizde bıyıklarını ben bayağı bir bukmuştum. Şimdi de bırakabilirsiniz. Hemen içimde kalacağına yapayım şöyle. Yani orijinal yani. Orijinal canım belli. Orijinal bıyıklı arkadaşlara buradan seslenilir. Böyle bıyık görememişsinizdir şimdi Denizli'de. Ne var ne yok görüşmeyle. İyiyiz, sizler nasılsınız? İyiyiz vallahi. Hoş geldiniz Çal Festivalimize. Hoş bulduk. Biz bir Çallı olarak bu düzenlemiş olduğumuz festivalden gurur duyuyoruz. Yani bütün Çallı, Denizli ve Denizli çevresindeki bütün ilçelerden festivalimize katılımlarını bekliyoruz. Seninle o Adalet Parkı'nda yaptığımız canlı yayında fazla konuşamadık. Başın çok kalabalıktı. Evet. Şimdi artık rahatız. Evet. Hazır pamuk şekerlerini de yaptın, rahat rahat konuşabiliriz. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 10 yıldır. 10 yıl. Evet. Bayağı uzun zaman olmuş. Evet, bayağı uzun zaman oldu. Burada ben macun görüyorum. Tabii macun şekerimiz var, pamuk şekerimiz var. Yani macunlarımız bizim, yani gıda boyası kullanmıyoruz kesinlikle. Yani dışarıda yiyeceğiniz alternatif boyalar, macunlardan değil yani. Kullanmış olduğumuz meyve özleri ve sadece şekerden yapılıyor yani. Süper. Tabii. Senin Çallı olduğunu duydum. Biz Çallıyız. Yani Çallı olduğumuz için özellikle buraya geldik. Yani Çal halkına da hizmet verebilmek için. Çal'ın neresindensin? Çal Denizler kasabasından. Denizler'den? Evet. Ben de Selcan'dın. Evet, memnun oldum bu arada. Çal Festivali'nde Çallılarla takılıyoruz efendim. Diğerlerine kusura bakmasın. Pamuk şeker, Oğuz Bey der ki pamuk şeker nasıl yapılır? Doğru mudur? Pamuk şeker nasıl yapılır? Şu anda pamuk şekerin makinesini açtık. Evet. Altta bir sıcaklığımız var. Yani bu elektrik de olabilir, normalde tüp de olabilir. Aha. Burada hava biraz nemli olduğu için biz burası için tüplü makinemizi tercih ettik. Çünkü nemli havalarda elektrikli makineyle pamuk şekeri yapması çok sıkıntılı olur. Onun için şu anda içerisi ısınıyor ve şu görmüş olduğunuz dönen kafa da ısınacak ve pamuk şekeri buradan şu anda şeker pamuk olarak çıkmaya başlayacak. Renklerini şöyle söyleyelim. Beyazdan başlayalım. Beyaz çövenli. Yani bizim halk dilimizde bilinir yani. Çal ve çevresinde bilinir. Köpük helvanın bir özü olan çöven diye bir kökümüz var bizim. Bu kökten özel bu kökü kaynatılarak yapılan bir macun bu. Yani bunun içerisinde herhangi bir şekilde renklendirici veya başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tamamen doğal. Tamamen doğal yani. Diğerlerin neli? Diğerleri bu ikisi vişneli. Yani çocuklar kırmızıyı çok sevdiği için yani vişneli yapıyoruz. Yani iki tane kırmızı koymamızın tek sebebi bu. Bu yeşil olan, görmüş olduğunuz yeşil kivi. Yani kivi özünden yaptığımız bir macun. Bu turuncu olan da portakal ve limon karışımı bizim. Yani tamamen yine doğal meyve özlerinden yaptığımız bir macunumuz. Üzerine de beyazı sardığımız zaman... Oo, renge bak. Evet. Süper oldu. Alın size güzel bir macun. Şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Oğuz Bey, sizin için aldım. Afiyet olsun. Pekala. Gece Vardiyası şu anda Çal Festivali'nde ve yanımızda Çal Belediye Başkanı Hasan Gündüz var. Kaçıncı festival başkanım?
1972 yılında ilk olarak başlamıştı. Bir uzun bir aradan sonra bir 18. olarak yapmaktayız. İnşallah hayırlı olur diyorum. Gelecekte de yani bunlar bir arada bir aralıklar oldu ama inşallah hiçbir ara vermeden hem sanat hem kültür hem vatandaşımızın ekonomisi gelişmesi açısından devam ettireceğiz diyorum. Bir kilometre ilerisinde yer alan. Tabii bu festivaller eskiden beri hiç yapılmadığı bir ilçelerde, beldelerimizde ilk yapılanlardan da 1972 neredeyse bizim yaşımızda. Yaşımıza uygun yapacağız ama çalışmalarımız bu yönde. Ekonomiye yönelik, sanata yönelik, kültüre yönelik olacak diyorum. İnşallah gelecekte daha güzel olacak. İnşallah. Ben biraz önce Ömer Bey'e sormuştum, Çal Ziraat Odası Başkanı'na, size de sorayım. Neden Çal'dan bu kadar çok sanatçı çıkıyor? Valla kimileri, bazı arkadaşlar üzümden diyor. Bazen de biz bazen de kendi aramızda da düşünüyoruz biz bunu acaba neden diye, ama tabii her şey geleceğe umutla baktığımız için şeyden de kaynaklanıyor. Ne bileyim. Ekonomiden tutun da sanat. Kapat onu, olmadı yani. Kapat. Yeniden yapın. Öyle olur mu? Keseriz. Yok, burayı keseriz. Sıkıntı yok. Aklım oraya gitti ya. Bazı sen devam et. Oraya ben insert gireceğim oraya. İnsanlarca inşa edilmez. Tamam, kaldığımız yerden devam. Şimdi amaç, festivallerin amacı ekonomiye yönelik olmalı. Kültüre yönelik olmalı. Sanata yönelik olmalı diye düşünüyorum. Biz de herhalde biraz da geciktirmemizin, sanat festivalleri geciktirmemizin sebeplerinden birisi de bu gibi geliyor. Ya biraz önce bir soru sormuştunuz. Tabii bizim Çal ilçemizde arazilerin bölük pörçük olması, ekonomik sıkıntılarının olması, geleceği de umutla bakmak için çalışmak ve okumaktan başka çareyi bulmadılar diye düşünüyorum. Bence de öyle. Çünkü benim ailem de, ben biraz önce de söyledim seyircilerimize, ben de Çal'lıyım ve benim ailemde okumayan yok. Evet, doğru, onda haklısınız. Ben de 7 kardeşim, 6'sı da üniversite mezunu. Yani. Evet, güzel bir şey, hoş okumak güzel bir şey. Ama okuyabilirsiniz, ticaretle de uğraşabilirsiniz. Ben aynı durumda, ben okudum, üniversite mezunuyum ama ticaretle uğraşıyorum. Ve geçen hafta bir Çivril şeysine gitmiştik. Evet. Festivaline gitmiştik. Orada Kadir Kameroğlu diye bir ekonomik durumu çok iyi olan, altıncılık yapan bir abimiz dedi ki sizin Çağlılarda kafa çok, akıllı insanlarsınız, para yok. Bizde para var, akıl yok dedi. Güzel bir kelimeydi. Demek ki bizde kafa var ki okumuşuz. Bizim en büyük amaçlarımızdan birisi de bu göçü durdurmaktı. Şimdi 1,5 yıldır böyle takip ediyoruz. 480 kişi nüfus artımı vardı. Yani göç, eskiden göç vardı. Şimdi göç almaya başladı. Ama bu da neden oluyor? Ekonomik, hem tarım ürünlerinin para etmesi, bu sene rekor kırıldı mesela üzüm konusunda, hem okuması ve okuyan kişilerin de modern bir şekilde çiftçilik yapması diye düşünüyorum. İnşallah gelecekte daha güzel şeyler olacak. Evet, şu anda Çal Ziraat Odası Başkanı Ömer Bey ile beraberiz. Ömer Bey, nasıl gidiyor festival? Hemen başlayalım. Festivalimiz dolu dolu sanatla, şiirle. Şimdi resim sergisiyle başladık. Çok ilginç de bir şey oldu. Bir buluşma oldu. Denizli Valimiz, Aydın Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz, onlar da burada bir toplantıdan mütevellit olduklarını, açılışta onlara yaptırdık. Çalkı'da görüyorsunuz, dolu dolu bir festival yaşayacağız. İlk başlangıç böyle olduğuna göre bir insan patlaması olacak diye bekliyoruz. Bugün sadece birinci gün zaten. Daha birinci gün, tabii ki. Şunu değişti yani, söylemek istiyorum. İlçelerdeki birçok festivalde resim sergisi yok. Bunun nedeni de Çallı ressamların ve sanatçıların çok olması. Bunun nedeni ne? Niye Çal'dan çıkıyorlar hep? Şimdi sebebi herhalde üzüm, yeni yeni tespit ediliyor üzüm çekirdeği. Şimdi biz çocukluğumuzda, hele hele bizden öncekilerin tek çerezi, tek şimdi bakkaldan değişik değişik alanların tek, şimdiki eski çocukların tek çerezi üzümdü. Hele Çalgarası üzümü çekirdeğiyle birlikte antioksidan madde içerir, beyni geliştirir, tatlı, kendine özgü aromalarıyla, tadıyla. Demek ki bundan olacak ki bak, Çal'da okuma yazma oranı çok yüksek düzeydedir. Daha ilk bizim 1970'li yıllarda bu festivalimizi ilk yapan Teoman Malkoçlar bir 10 yıl 15 yıl sonra buraya gelip 10. 12. festivallerde dediği şudur: ben çocuklarım Çal'da doğdu, üzümle büyüdü, pekmezle büyüdü, şu anda da Türkiye'de derece yaptılar.
çocuklarınıza bol bol üzüm yedirin demiştir. Çalın okuma yazma oranının yüksek olması zannederim üzüme bağlamak gerekir. Ne güzel. Ben de Çallıyım, Selcenliyim. Evet. Ki akrabayız zaten. Evet, akrabayız da. Şimdi çok ayrıcalığımız var aslında. Bakın çok enteresandır. Türkiye'nin bütün dişçileri bir dönem hançalardan yetişmiştir. Evet. Bak ilktir bu dünyada, belki tektir yani. Her ilde, her ilçede bir Çallı bulabilirsiniz. Her ilde, her ilçede bir Çallı bulmanın da dezavantajları var yalnız. Şimdi Çallılar çok zeki olduğundan okumuşlar, yazmışlar, belirli bir sanat öğrenmişler. Mesela dişçilik gibi çok para getiren, gitmişler memleketten. Bu da Çal'ın göçüne sebep olmuş. Aslında bir taraftan da bize dezavantaj. Tabii. Aslında Çal'ın toprakları da çok verimli. Bugün Devlet Su İşleri Müdürü, işte vali geldiğinde de bunun, milletvekilleri geldiğinde bunun tartışmasını yaptık. Çal'dan bir tarafımızdan biraz da hani eskileri öz eleştiri diyelim bunu. Bir taraftan Menderes geçerken bir taraf Işıklı, bir taraf Adıgüzel Barajı. Çal'da sulanan bölge %27. Ama Çivril'de %94. Ama Tavas'ta %80. Denizli merkezde ve çevresiyle birlikte ortalaması %42. İşte bunların sebebini araştırıp biz, daha önceki bizim büyüklerimiz, siyasilerimiz zannederim ki çoğu öyledir. Bizim siyasilerimizden halkımızın istediği memur olmak, bir yere tayin yaptırmak. Artık biz o felsefeyi değiştiriyoruz. Biz artık topraklarımıza sahip çıkacağız. Benim iddialı bir sözüm var. Ve şimdi dünyanın da fark ettiği, ben Şubat 5'te başkan oldum, o zamandan bari yaptığım her konuşmada şunu diyorum. Çal parlayan bir yıldız olacak. Çünkü bu topraklar, ben ticaretin bütün bölgeleri bağcılıktan gelen bir şeyim. Böyle bir toprak yapısı inanın yok. Türkiye'de yok. Türkiye'de yok. Türkiye'de yok. Fransa'dan bir şirket vasıtasıyla bir ziraat mühendisi getirdik. İnanın gezerken böyle yolların yapıldığı yerlerde, bir selin bıçtığı, bıçık dediğimiz yerlerde yaptığı nedir diye ben tercümana sorduğumda adam havalara böyle gözlerini kaynaştırarak harika dediğini. Ne diyor dedim, harika. Yani çok güzel bir toprak. Ama nedense değerini bilmiyoruz. Evet, değerini bilmiyoruz. İşte biz tayin yaptırmışız. Öz eleştiri yapalım.